Merhaba sevgili Kilittaşı izleyicileri. Yeni bir programda, yeni bir konukla sizlerle birlikteyiz. Ben bugün Bir Tarihi Anla programımıza başlamak istiyorum ve hızla giriyorum. Mustafa Kemal Samsun'dadır, Havza'ya gitmektedir. Yolda tarlasını süren bir köylü görür, durur ve der ki, "Düşman Samsun'a yaklaşıyor, sen hala çit sürüyorsun." Köylü ona döner der ki, "Paşa, paşa, üç kardeş, iki oğul vardı bende. Çanakkale'de, Kafkaslar'da bıraktık. Şimdi evde 8 yetim, 3 kadın beni beklemekte. Aha bu tarlanın ucudur benim sınırım. Bu tarlanın ucuna düşman dayandığında ben ancak savunmaya geçerim." 2015'te düşündüm ki bir an, düşman niteliği değişmiş olsa da tarlanın ucunda. Ucunda mı? Bu sorunun cevabını birlikte vermeye çalışalım. Bence tarlanın ucunda ve bence nacağı küreği kapmanın zamanı gelmiş geçmekte. Hepimiz bir şeyler yapmak istiyoruz. Ve bir şeyler yapmanın yolunu, yöntemini tartışıyoruz. Bizim programımızda da bunu yapıyoruz. Ama aslında tek yol yöntem var. Aslında en önemli silahımız, aracımız örgütlenmek, örgütümüz. Örgütlü mücadele olmadan ezilenlerin, sömürülenlerin, hakları gasp edilenlerin haklarının elde edildiğini gösteren bir tarihi olay hiçbirimiz birbirimize gösteremeyiz. Örgütlenmek şart. Bugün de bu konuyu tartışmak için örgütlenme deneyimini taşıyan ve bugün de bu çabaları ciddi ciddi etkin bir şekilde yürüten bir kadın konuğumuz var. Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı sevgili Canan Arıtman bugün bizlerle birlikte. Örgüt nedir'i konuşacağız, neden örgütlenmeliyiz'i konuşacağız, nasıl örgütlenelim'i konuşacağız, örgütler olarak ve kadın yurttaşlar olarak neler yapabiliriz'i konuşacağız. Buna geçmeden önce sevgili Canan, izin verirsen ben yine tarihten bir örgütlenme deneyiminin kısa bir alıntısını okumak isterim. Tarih 1906'dır. Mustafa Kemal Atatürk Suriye'dedir, Şam'da Vatan ve Hürriyet Derneği'ni kurmuştur. Selanik'te bir şubesini kurmak üzere de gizlice Selanik'e gelmiştir ve bir evde bir toplantı düzenlenmiştir. Hakkı Baha Bey'in evinde askeri rüştiye öğretmenlerinden. Orada tartışmalar yapılır ve Mustafa Kemal şunları söyler. Sevgili izleyiciler, Mustafa Kemal'in bu sözlerini dikkatli dinleyelim isterim. Yoksa bunları dün burada, İstanbul'da, Ankara'da bizim için mi Mustafa Kemal söylemiş? Ben okurken öyle düşündüm. Ona bir bakalım. Arkadaşlar, bu gece burada sizleri toplamaktaki amacım şudur. Memleketin yaşadığı tehlikeli anları size söylemeye gerek görmüyorum. Bunu hepiniz anlarsınız. Bu talihsiz memlekete karşı önemli görevlerimiz vardır. Onu kurtarmak tek hedefimizdir. Bugün Makedonya'yı ve bütün Rumeli topraklarını vatan bütünlüğünden ayırmak istiyorlar. Memlekete yabancı etkisi egemenliği kısmen ve fiilen girmiştir. Padişah zevk ve saltanatına düşkün, her alçaklığı yapabilecek, nefret edilen bir kişidir. Tanıdık değil mi Canan? Çok. Millet baskıcı ve zorba yönetim altında yok oluyor. Hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve yok olma vardır. Her ilerlemenin ve kurtuluşun anası hürriyettir. Tarih bugün biz evlatlarına bazı büyük görevler yüklüyor. Ben Suriye'de bir cemiyet kurdum. Baskıcı yönetim ile mücadeleye başladık. Buraya da bu cemiyetin temelini kurmaya geldim. Şimdilik gizli çalışmak ve teşkilatı şekillendirmek mecburidir. Sizden fedakarlıklar bekliyorum. Kahredici bir baskı yönetimine karşı ancak ihtilal ile cevap vermek ve eskimiş olan çürük yönetimi yıkmak, milleti hakim kılmak, özetle vatanı kurtarmak için sizi göreve çağırıyorum der ve konuşmasının son bölümü de şöyledir. Arkadaşlar, gerçi bizden önce birçok girişimler yapılmıştır. Fakat onlar başarılı olamadılar. Çünkü bu işe teşkilatsız başladılar. Bu kuracağımız teşkilat ile bir gün mutlaka ve elbette başarılı olacağız. Vatanı, milleti kurtaracağız. Çok
Evet sevgili Arıtman. Söz sizde. Evet. Neden örgütlenme, neden hemen, neden şimdi? Dinliyoruz. Evet, yani sanki sizin de ifade ettiğiniz gibi sanki Atatürk dün geldi bunları. Evet. Oturduk bir yerde bunları bize söyledi. Atatürk hakikaten bence dünyada en başarılı örgütçülerden biri. Evet. Zaten Kurtuluş Savaşı'nda da başarılı olabilmemizin ki o Kurtuluş Savaşı ki dünyada emperyalizme karşı verilen ilk ve en büyük ve en başarılı savaştır, mücadeledir. O mücadele de aslında Atatürk'ün çok iyi örgütçülüğü sayesinde başarılmıştır. Evet, örgütlenme çok önemli. Yani ben hayati derecede önemli görüyorum. Neden? Dernekte de arkadaşlarıma hep bunu anlatıyorum ki. Tabii siz iki dönem milletvekilliği evet. yaptınız. O yani siyasi de... örgütlenmeden de geliyorum. Zaten yani siyaset öncesi de hep kadın örgütlerinde çalıştım. Kurdum, örgüt kurdum, kadın derneği kurdum, başkanlığını yaptım, üyeliğini yaptım. Yani o zamanlar amacım şuydu. Bizim kadar şanslı olmayan insanlara bilgimizi, becerimizi, desteğimizi verebilmek, topluma bir şeyler vermek, insanları güçlendirebilmek, kadını güçlendirebilmek, daha demokratik bir toplum inşasında görev alabilmek idi. Çünkü ben sivil toplum örgütü sözünü kullanmayı sevmiyorum. Çünkü emperyalizm tarafından çok dejenere edildi. Onun için demokratik kitle örgütü tabirini kullanmayı tercih ediyorum. Demokratik kitle örgütleri ki buna işte dernekleri, vakıfları, sendikaları hepsini katabiliriz. Tüm örgütlenmeleri katabiliriz. Varlıklarını demokrasiye borçludurlar. Yani eğer bir ülke demokratikse bu tür örgütlenmeler legal olabilir. Ama demokrasi sayesinde var olan bu örgütlerinde demokrasiye karşı görevleri var. Nedir o görev? O görev demokrasiyi yaşatmak, devam ettirmek, daha gelişmesini, daha ileriye gitmesini sağlamaktır. Ve parlamentolar üzerine baskı olmaktır. Ya işte meslek odasıysanız eğer, kendi meslek grubunuzun sorunlarını çözmek için eğer bir sendikaysanız, işçi sendikasıysanız işçilerin sanıyorum bu dönemde odaların hakkını vermek gerekir. Evet, çok ciddi bir mücadele vermeye devam ediyor odalar. Ama sendikalar için aynı şeyi söylemek mümkün değil ne yazık ki. Ama umarım, dilerim onlar da ülkemizin ne halde olduğunu görüp bir görev sorumluluğuyla gerekeni yaparlar diye düşünüyorum. Yani bunun ötesinde herkes, her demokratik kitle örgütü siyasi partilere, parlamentolara baskı unsuru olmalıdır. Çünkü tüm kararların alındığı yer parlamentodur. Yani siyaseti, bir ülkenin siyasi geleceğini, o toplumda yaşayan insanların geleceğini sadece parlamentolara bağlamak ve oradan beklemek de yanlıştır. Dolayısıyla o parlamentolar, oradaki siyasi partiler, baskı unsuru olacaksınız ki yanlışı düzelteceksiniz, eksiği kapatacaksınız. Tamam, tamam sevgili Canan evet. Arıtman. Tam bu noktada ben aslında bu liste hep benim dosyamdadır. Çok gerekir. Aslında konunun arasına ben bunu, konumuzu biraz tamam. bölmüş, sokmuş gibi olacağım ama hangi parlamento ya da hangi Türkiye Büyük Millet Meclisi, emperyalizme karşı savaşan, devlet kuran, ordu kuran evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi mi? Ya da şu nitelikleri taşıyan Türkiye Büyük Millet Meclisi mi? Şimdi benim önümde 24. dönemdeki yasama dokunulmazlıklarının içerdiği ki 959 sayısı var. O sayının arttığını biliyorum. 959 dosya, o dosyaların içerdiği suçlar var.
Sevgili izleyiciler, bir mahkemede hakim, savcı bir suçlama yapmıyor. Dinleyeceklerinizden ürkmeyin. Bunlar bizim parlamentomuzda dosyaların içindeki suç iddiaları. Milletvekillerine ait. Zaman almadan geçeyim. Fezlekeler. Devlet ihale kanununa aykırılık, görevi kötüye kullanmak, resmi evrakta sahtekarlık, resmi alım satımlara fesat karıştırmak, avukatlık görevini kötüye kullanmak, görevi suistimal, görevde müessir fiil hakkı olmayan yere tecavüz, yalan beyan, görevde yetkiyi kötüye kullanmak, emniyeti suistimal, kooperatifleri usulsüz arsa tahsisi sahte olarak resmi evrak tanzim etmek, kullanmak, teşekkül halinde akaryakıt kaçakçılığı, kurulumu zarara uğratmak, kulumu dolandırmak, gerçeğe aykırı puantaj bildirimlerine dayanarak haksız ödemeler yapmak, hırsızlık, faili belli olmayacak şekilde adam yaralamak, tehdit, cezaevine yasak madde sokmaya çalışmak, kaçak suatlı çekmek, hırsızlık, kaçak elektrik kullanmak, silahlı yağma suçunu azmettirmek. Yoruldum, burada kesiyorum. Bu parlamentomu yapacak, siz de yakından tanıyorsunuz. Evet, yani, bu Yüce Divan'la ilgili konumuzun arasında bir değerlendirme yani bu, alsak. Tabii. Siz hepsini söylemediniz daha fazla. Yani, daha fazlası da var. Kilitaşı programı anca alacak. Evet, doğru, çok zaman alacak. Tabii bir kere çok çok üzücü. Yani emperyalizme karşı en büyük savaşı vermiş, en büyük başarıyı kazanmış, bir cumhuriyet kurmuş, yeni bir devlet yapılanması kurabilmiş bir gazi mizisin oluşturan insanların böyle olmaması lazım. Şimdi daha da beterini yaşadık. Yani bütün deliller ortada. Kendileri bile o tapeleri inkar edemediler ondan sonra. Ama iktidar partisi kendi bakanlarını kendi kendine akladı, pakladı. Bu vicdanlara sığmadı. Yani düşünün bu siz ülkenin... Siz milletvekili yaptığınız için sistemin işleyişini iyi bilirsiniz. Oradan bakarak biraz... Bu evet. İşin nasıl olduğunu anlatın izleyicilerimize evet, isterseniz. Bir şey de söylemek istiyorum sevgili Gülden. Bu ülkenin cumhurbaşkanı bile, bu ülkede daha birçok bakan hakkında da mecliste pek çok fezleke olduğunu da hatırlatmadan geçemeyeceğim. Ama bunun böyle olmasında sanıyorum toplum olarak hepimizin de suçu var. Yani doğru insanların... parlamentoya girmesi için baskı unsuru olmalıydık. Yani düşünün giderek demokrasiyi yitiren bir toplumuz. Siyasi partilerde parti içi demokrasi yok. Yani liderler belirliyor milletvekillerini. Ben liderlere bile razı olacağım. Başka güç odakları belirlemesine. Evet yani tabii şu anda ülkemizde yani. Onu da yani cemaatler milletvekili adayı belirliyor. İşte emperyal güçler milletvekili adayı belirliyor, dikte ettiriyor o siyasi parti liderine listelere konuluyor ve bu millet de onları seçmek durumunda kalıyor. Bu demokrasi değil. Sistem bu olursa yani halk kendi vekilini kendisi seçmediği sürece bu daha giderek daha kötüye gidecektir diye kaygı duyuyorum. Yakın bir zamanda yani, da evet. Böyle bir güzellik yaşayacağımıza dair bir ipucu görmüyorum. Evet. Konumuza yine dönelim. Başarmak zorundayız. Başka umarım, yolu yok. Umarım. Şimdi ülkemiz... Türkiye'de sevgili Canan, kadın örgütlenmelerinin şu an içinde bulunduğu koşulları, sıkıntıları, eksikleri ya da fazlalıkları, ihtiyaçları biz sizden dinlesek. Evet. Şimdi aslında örgütlenmelerin yani çok kısaca bir sözlük anlamında yaparsak örgütlenme... İşte günümüzde bir toplumda eğer çözemediğiniz, bireysel olarak çözemediğiniz sorunlar varsa aynı amaç doğrultusunda bir araya gelirsiniz, bir örgüt, bir teşkilat kurarsınız, bir güç olursunuz ve sorunları, toplumun sorunlarını bu şekilde çözersiniz. Örgütlenme bu. Peki. Sorun özgürlük, çözmek için, sorun haklarımızı savunmak için, verilmeyen bir hakkı için, almak için ve sorunları peki, çözmek için ülkemizde geniş lazım. Bir kadın kitlesi, en azından henüz daha yarısı. Şimdilik eşitlik ve özgürlükten geri adım atmak istemeyen ve layık bir cumhuriyet talebi eksiksiz süren kadın kitlesi. Hani dediniz ya ortak istekler, ihtiyaçlar, amaçlar. Evet.
Bunun dışında bir amaç da zaten bugünün koşullarında çok tanımıyorum ben bıçak kemiğe dayandığı için. Hepimiz bunu istiyoruz. Peki nasıl yapacağız? Evet. Birçok örgüt var. Nasıl dayanışacağız? Şimdi önce şunu anlatmak isterim. Yani neden örgütlenmemiz lazım? Onu anlatmak istiyorum. Ülkemiz şartlarında. Evet, yani, dinleyelim. Tabii ki her toplum, her ülke yerelde, genelde farklı sorunları vardır. Ve o sorunlar için örgütlenir. Şimdi biz önce ülkemiz için örgütlenmemiz gerekir. Yani mesela ben bir kadın derneğinin genel başkanıyım. Evet. Genelde kadın haklarını korumak, cumhuriyetle kazandığımız kadın haklarını korumak, ileriye götürmek amacımız. Ama bugün yine bizim de tüzüğümüzde yazan amaç maddesi doğrultusunda önce Atatürk'ün kurduğu cumhuriyeti, yani biz Cumhuriyet Kadınları Derneği olarak amacımız Atatürk'ün kurduğu cumhuriyeti, cumhuriyet devrimlerini, kazanımlarını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü ve ülkemizin hem siyasi hem ekonomik tam bağımsızlığını korumak amacıyla ve bunu halkın yararına, ülkenin yararına ileriye götürmek için kurulmuş bir kadın örgütüyüz. Hangi kadın bu o tanımlamanın dışında kendini hissedebilir? Evet, evet. Şimdi tabii Türkiye bugün bu durumda olmasaydı eğer, bu derneğin işlevi, görevi, görev alanı sadece kadın haklarını, eksik olanlarını yaşama getirmek, yasadaki eşitsizlikleri kaldırmak, eşitlemeyi sağlayan yasaların yaşama geçmesini sağlamak gibi konularda çalışacaktı. Ama Türkiye çok olağanüstü şartlarda. Ne yazık ki şimdi sadece kadın haklarının peşinde dolaşmak gibi, kalmak gibi, uğraşmak gibi ama bir lüksümüz kalmadı. Sizin saydığınız amaç, özetlediğiniz amaç aslında bütün bunları da içeriyor. Yani tabii laik ki. Cumhuriyet, laikliğin olmadığı tabii. yerde, ulusal bütünlüğün olmadığı yerde. Istiyorum. Değil mi? Evet. Şimdi ülkemiz çok 92 yıllık cumhuriyetimiz bugüne değin hiç olmadığı kadar cumhuriyet rejiminin yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya bir yandan. Öteki yandan da bu ülke yine cumhuriyet tarihimiz boyunca bölünme tehlikesiyle, yani hem milletiyle hem vatanıyla bölünme tehlikesiyle hiç bu kadar karşı karşıya kalmamıştı. Bir ülke için, bir millet için bundan daha büyük tehlike söz konusu olamaz. Yani başımızdaki iktidar cumhuriyetin tüm kazanımlarına saldırı uyguluyor. Cumhuriyetin cumhuriyet devrimlerini yok ediyor. Yani yasalarda kalsa bile artık işlemez hale getiriyor. Tabii, ondan sonra yani cumhuriyet rejimini yıkıp başımızdaki iktidar zaten halkta yoksulluk, yolsuzluk sarmalında, işte yaklaşmakta olan ekonomik kriz karşısında çaresizlik içerisinde bu atmosferde siyasal iktidar koşar adım bir otoriter, teokratik devlet yapılanmasına gitmektedir. Ve bu bir Sünni İslam devletidir. Yani nereye gittiğimizi çok açık ve net halkımıza söylemeliyiz ki tek din, tek mezhep devletine gidilmektedir ve bir otoriter rejime gidiyoruz. Hızla demokrasi, insan hakları, özgürlük hiçbir şey kalmayacak. Tabii canım, bir tweet atan 5 yıldan yargılanıyor. Bir karikatürü Facebook'unda paylaşan Kızılay, Isparta'daki Kızılay evet. Merkezi Müdürü görevden alınıyor. Öbürü bir başka Bahattin karikatürünü yayınladı evet. diye yine bir başka evet. yönetici Kızılay'da aynı işleme yani tabi tutuluyor. Bunlar şeriatla yönetilen ülkelerde ne bileyim işte adam örneklerdir. Tabii 6 yaşındaki kız çocuklarının evlenebileceğini ifade ediyor. Evet. Bunları yani insan tekrar etmek istemiyor ama evet. iklim olarak çok verimli. Evet. En son Suudi Kralı'na yas ilan ettik. Yani. Adam gelmiş Türkiye'ye, atanın huzuruna çıkmamış. Hoş bizim yöneticiler evet. de atanın bu ülkenin cumhurbaşkanını tutmuyor. Otele ayağına çağırmış ve Abdullah Gül de bunu kabul etmiş. Erivan'da soykırım anıtına gitmiş, atanın huzuruna çıkmamış ama. Evet,
Evet. Yani böyle bir adama yas ilan ediyoruz biz bu ülkede. Evet, evet. Bu aslında bence Türkiye'de çok önemli bir şeyin de göstermesi. Çok önemli, çok önemli. Ama dün yas tuttu bu millet. Ama tuttuğumuz yas Suudi Arabistan Kralı'nın yası falan değildi. Dün biz devrim ve demokrasi şehitlerimizin yasını tuttuk. Çünkü Uğur Mumcuların... Çünkü evet. Kafarokanların ölüm yıldönümüydü. Bu millet onların yasını tuttu. Ve tabii ki başımızdaki hükümet ve Cumhurbaşkanı Suudi Kralı'nın yasını tuttukları için bayrakları indirttiler ama bu milletin kalbindeki, yüreğindeki yas şehitleri içinde. Evet, neler şimdi, yapacağız sevgili başkanım? Evet, yani devam etmek istiyorum. Bir yandan bu Cumhuriyet rejiminin yıkılması tehdidi burnumuzun dibinde. Öteki yandan da bu ülke bölünüp parçalanma tehlikesiyle karşı karşıya. Ülkemizin sınırları değiştirilecek. Başka devletçikler çıkacak. Yani ve bunlara karşı direnecek tek güç millet. Yani... herhalde hepimiz hemfikiriz ki hemfikiriz. Bu parlamentodan, yani mevcut parlamentodan, iktidarıyla, muhalefetiyle oradaki işte bu fezlekelerinin bir kısmını okuduğunuz milletvekilleriyle milleti, devleti, vatanı kurtaracak çözümler çıkacağını sanmıyorum. Orasını bir umut olarak görmüyoruz. Ama umutsuz muyuz? Sahip değiliz. Umut var. O umut millettedir. O umut bizlerdedir. Hepimiz görevimizi yapar isek eğer. Şimdi ne görüyoruz? En çok gördüğümüz şey Cumhuriyet devrimlerinden laiklik ilkesine saldırı var. En çok ona saldırılıyor. Neden ona saldırılıyor? Her şeyin temeli. Tabii laiklik. Çünkü bizzat Atatürk'ün deyimiyle laiklik tüm Cumhuriyet devrimlerinin temel taşıdır. O temel taşı yok ederseniz eğer tüm devrimler çöker, Cumhuriyet çöker. Onun için Atatürk'ün ölümünden itibaren başlamıştır. Adını alabilir aslında laiklik kilit taşıdır. Bu kilit taşıdır. Kilit taşıdır. Tabii. Evet, evet, çok güzel. Programın adı çok güzel. Ve bakın laikliği ortadan kaldırabilmek için siyasal iktidarın iki ana saldırı alanı var. Biri eğitimdir. Yani laik eğitimi ortadan kaldırma derdindeler ve büyük ölçüde de bunu başardılar. Mesela burada lokal direnişler yapılıyor. Bir eğitim iş, bir sendika direniyor. Bazı okullar velileriyle direniyor. Valla bu noktada ben muhalefet partilerinin büyük direniş yapamıyoruz. Getirmediğini düşünüyorum. Evet. Yani artık laik eğitim, Milli Eğitim Yasası'nın yanlış hatırlamıyorsam 12. maddesi Türk Milli Eğitiminde laiklik esastır diye yazar. Anayasada da yazan evet. şeyler var. Her gün herkes evet, ama anayasayı ama bu artık yasa sayfalarında kalmıştır. Yaşamda biz laik eğitimin kalmadığını, eğitimin dinselleştirildiğini görüyoruz. Şimdi bakın özgür toplumlar özgür bireylerle kurulur. Özgür bireyi de laik eğitim yetiştirir. Yani siz laik eğitimi ortadan kaldırırsanız özgür birey yok, özgür toplum yok demektir. Demokrasiyi yitirmek demektir. Diğer saldırı alanı da kadınlardır. Kadın hakları, evet. Kadınlar. Kadınlar büyük bir saldırı altındadır. Çünkü kadınlar bu ülkede tabii ki Atatürk'le, Cumhuriyet devrimleriyle, esas Cumhuriyet'in laik hukuk devrimiyle insan yerine kondular. Yani ama bu noktada darmadağınız sevgili canım. Birey oldu, erkekle eşit birey ben, oldu. Ben buraya gelelim istiyorum. Kilitaşı izleyicileri her programda sorar bunu. Bu durumdayız ve siz bir örgüt başkanısınız, çok da başarılısınız. Şimdi hem bütün kadın örgütlenmeleri açısından hem de birebir evinde oturan işte kadınlar açısından yapılması gerekenler, hani neler yaparsak başarılı olabiliriz, bu işe katkımız olabilir, haklarımızın evet. korunmasına katkısı olabilir yaptıklarımızın. Bu konuda biraz aydınlanmak tabii, isteriz. Tabii. Şimdi bir cümleyle o şeyi bağlayayım, toplayalım. Hemen buna geçeceğiz. O da şu, yani siyasal iktidar
kadınlar üzerinden toplumumuzu değiştirme çabasında. Tabii bu bir sosyolojik gerçek, bir siyaset biliminde de bir gerçek. Toplumlar en kolay kadınlar üzerinden değiştirilir. Atatürk'ün yaptığı da buydu. Yani Atatürk Cumhuriyeti koyarken kadını Cumhuriyet'in merkezine koydu. Kadını yükselterek bu Cumhuriyet'i kurdu. Kadın düşmanlığıyla bugün, Atatürk düşmanlığı o yüzden paralel gidiyor. Evet. Bu hükümet de aslında tersinden aynı şeyi yapıyor. Yani kadın üzerine baskılama artıyor. Kadın özgürlükleri ortadan kaldırılıyor. Kadın haklarında çok büyük kayıplar oluyor. Kadın ikincileştiriliyor. Tekrar bir erkeğin kulu kölesi konumuna getirilip o geleneksel cinsiyetçi role, eş ve anne olma rolüyle eve hapsedilmek ve görünmez, toplumsal olarak görünmez kılınmaya çalışılıyor. Yani çünkü bu şekilde toplum değiştirilecek, dönüştürülecek. Toplumun yarısı, yani bu gidişi eğer hep birlikte durduramazsak, önce nüfusumuzun yarısını oluşturan kadınlar tüm özgürlüklerini yitirecekler, tüm haklarını yitirecekler. Ondan sonra sıra diğer yarıya, yani erkeklere gelecek. Onların işi çok daha kolay olacak. Onun için biz kadınlar önce, yani bu şartlar altında öncelikle direnmesi gerekenin kadınlar olduğunu düşünüyorum. Katılıyorum. Yani kendi haklarımız için, özgürlüklerimiz için, çocuklarımız ve onların geleceği için ve ülkemiz için mücadele etmeliyiz. Bu cumhuriyeti, cumhuriyetin kazanımlarını ve vatanımızı savunmalıyız. Bu iş ancak örgütlenerek olur. Yani ben nasıl, tek başıma sokağa çıksam bunu başarmam mümkün değil. Ama bir olursak, beraber olursak, çok olursak bir güç oluruz. Ben bu derneğin genel başkanı seçildiğimde şunu söyledim. İlk hedef örgütlenme dedim. Ve 1 milyon kadın, örgütlü 1 milyon kadın bir anda beraber sokağa çıkabildiğimiz zaman ben hedefime ulaşmış sayacağım kendimi dedim. Devrim yani, olur o zaman. Evet, ülkede. Hedefimiz 1 milyon örgütlü kadın. Yani siz 1 milyon kadın diyerek devrim yapmaya davet ediyorsunuz kadınları. Evet, rast aynen, gelsin. Aynen, tabii ki. Şimdi Cumhuriyet Kadınları Derneği Türkiye'de aslında en yaygın, en örgütlü, en çok üye sahip kadın derneği. Biz 63 şubeyle aldık. Bugün 86, yani 10 ayda 86 şubeye ulaştık. 22 şubede kuruluş aşamasında hazırlıkları tamamlanmak üzere ve 9000 civarında üyemiz oldu. Ve şöyle bir örgütlenme diyoruz. İl il, ilçe ilçe, sokak sokak, köy köy, belde belde örgütleneceğiz. Çok ben hep arkadaşlarıma, şube başkanlarıma diyorum ki mutlaka köylerde, beldelerde şubelerimizi açın. Köyde, beldede şube açabildiğiniz zaman ben o açılışa geleceğim. Diğer kadın örgütleriyle ilişkileriniz nasıl sevgili Canan? Evet, şimdi bir yandan biz kendimizi, işte şubemizi, üyemizi arttıralım, Türkiye'nin her tarafına örgütlenelim. Yani biz ülkemizin, vatanımızın her köşesinde çoban ateşlerini yakacağız ve karanlıkları aydınlığa dönüştüreceğiz. Onun kararlılığındayız. Ama bir araya girebilir miyim? Tabii ki. Şimdi bunu toparlayınca diğer kadın örgütleriyle ilişkilerinizi, evet, anlatacaksınız. Anlatacağım. Çoban ateşleri dediniz de oradan. Evet. Biz ikimiz Mustafa Kemal Atatürk konuşmayı da çok seviyoruz. Hem de nasıl? Ülkenin işgal koşullarında batıda, güneyde, her yerde tek tek çoban ateşleri yanmışken, tek tek kurtuluş için cemiyetler örgütlenirken, redil haklar örgütlenirken Sivas Kongresi'ni görürüz ve orada Mustafa Kemal'in Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında bütün bu yerel örgütlenmeleri toplayıp, evet, dahice bir organizasyonla tanık oluruz ve ardından dahice, da evet, heyeti temsiliyenin Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulana kadar Türkiye'deki kurtuluş hareketini, yönlendirişini okuruz. Şimdi bütün Türkiye'de örgütleneceğiz. Bunu CKD, evet, olarak düşünelim, kadınlar olarak, evet, düşünelim. Bu arada ve o örneği de düşünerek
Şu ilişkileri dinleyelim sizden. Çok küçücük, ben de tarihten, Kurtuluş Savaşı tarihimizden bir alıntı yapmak istiyorum. Çok hayranlık duyduğum bir tarihi olgu bu. Atatürk Sivas Kongresi için, kongre öncesinden, kongrenin hazırlıkları için Sivas'a geldiğinde Sivas valisinin eşinden bir kadın örgütü kurmasını ister. Tabii siz bunları çok daha iyi biliyorsunuz. Hepimizin bildiği için konular bunlar. Ve Val Bey'in eşi hemen 20 kadını bir araya getirir ve Sivas kadınları, Anadolu kadınları. Önce Sivas kadınları, Sivas Anadolu kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti diye bir cemiyet kurar. Ve 3 gün içerisinde 800'e yakın Sivaslı kadını derneğe üye ederler. Bir hafta sonra Val Bey'in eşi Atatürk'e bir telgraf çeker. Der ki işte biz 800 kadın üye yaptık. Paşam ve bir ay içerisinde Sivas'ta derneğe üye olmadık. Kadın kalmayacak der ve o sözünü yerine getirir. Atatürk, siz de diyorsunuz ki kısa bir süre sonra Türkiye'nin her sokağında, her beldesinde en az bir tane örgütlü kadınımız olacak. Olacak, evet. Olması lazım. Yani eğer tüm bu anlattığımız sıkıntıları aşabilmek istiyorsak, çocuklarımıza çağdaş, demokratik, özgürlüklerin eksiksiz yaşandığı, laik bir Türkiye bırakabilmek istiyorsak bunu yapmak zorundayız. Yoksa çocuklarımızın, torunlarımızın yüzüne bakamayız. Yani bakamayız. O gerçek. Evet. Daha sonra Atatürk der ki bütün ülkede, Anadolu'da örgütlenin. Atatürk de Val Bey'in eşine telgraf çekiyor. Ve bakın hiçbir iletişim şeyi yok o zaman. Yani sadece telgraf var. Ve Val Bey'in eşi telgraf çekerek çok kısa bir süreç içerisinde, sanıyorum bir yine 8-9 aylık bir süreç içerisinde Anadolu'da 80 yerde şube açıyorlar. Ve o zamanlar belde olan Çemişgezek'te bile Anadolu Kadınlara Müdafaa ve Vatan Cemiyeti'nin şubesi açılıyor. Bu kadınlar Kurtuluş Savaşı'nın kazanılması için yapmadıkları yok. Yani şehit olmaya kadar her şeyi yapıyorlar. Bu da ikinci ne yazık Kurtuluş ki onların Savaşımız. Öyküsünü anlatma zamanı yok. Şimdi ben şöyle diyorum, biz Cumhuriyet Kadınları, işte o Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti'nin torunlarıyız. Biz onların torunlarıyız. Onların vatan sevgisiyle, memleket sevgisiyle, insan sevgisiyle biz de bu vatanı korumak, kurtarmak için mücadele ediyoruz. Yani Cumhuriyet Kadınları Kuvayi Milliye'nin kadınlarıdır. Şimdi yalnız şöyle, biz örgüt olarak, Cumhuriyet Kadınları Derneği olarak ne kadar çoğalırsak çoğalalım, ne kadar Türkiye'nin her yerinde örgütlenirsek örgütlenelim, yeterli midir? Hayır, değildir. Yani başarabilmek için biz öncelikle Türkiye'deki tüm kadın örgütlerini dayanışmaya çağırıyoruz. Ondan sonra diğer örgütleri de çağıracağız. Bütün kadın örgütlerine, yani özellikle artık kurumsallaşmış olan kadın örgütlerine, onların değerli başkanlarına, yönetimlerine buradan sesleniyorum ve bu imkanı verdiğiniz için de size ve ulusal kanala çok teşekkür ediyorum. Bu çağrınıza evet, sahip yapmaktan eğer, büyük mutluluk duyuyorum. Eğer başarmak istiyorsak birlikte mücadele etmemiz lazım. Şimdi biz Cumhuriyet Kadınları olarak bu dernek başkanlarını, yönetimlerini Ankara'da bir toplantıya çağıracağız. Eğer onlar da kabul ederlerse birlikte mücadelenin ateşini, meşalesini de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yakmak istiyoruz. O gün çok büyük bir yürüyüş düzenleyelim. Bütün kadınlar, bütün kadın Türkiye'nin örgütleri her yerinde bir ve bağımsız anladım. Kadınlar, yani şey de değil, hep birlikte yürüyelim. Hep birlikte Cumhuriyete, kazanımlarına, çocuklarımıza, ülkemizin geleceğine sahip çıkacağımızı hep birlikte haykıralım. Yani o gün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
aslında bir hani kutlama günü falan değil. Bir kutlama günü değil. Hele bizim ülkemizde kutlanacak hiçbir şey yok. O gün bir mücadele günü. O gün bir hak arama günüdür. O gün bir eylem günüdür. Onun için gelin bu ülkenin kadınları hep birlikte kadının gücünü gösterelim. O nüfusun %50'sini oluşturan kadınların nelere kadir olabileceğini, nelere muktedir olabileceğini gösterelim. Ben inanıyorum ki kadınlar, çünkü bu yaşıma kadar hep onu gördüm. Kadınlar eğer bir işe karar verirlerse, onu sahiplenirlerse mutlaka başarırlar. Mutlaka başarırlar. Başarmamakları mümkün değil. Kadınlarda sorumluluk duygusu çok daha yüksek. Özveride bulunabilme yeteneği çok daha yüksek. Tabii doğalarından aslında gelen analık içgüdüsü. Aslında örgütlenme yeteneği de kadınların. Evet. Çünkü hayatı örgütlüyor kadınlar. Evet, evet. Çocuk, aile hayatı örgütlüyor. Ve örgütlenme savunma içgüdüsü de en iyi gelişmiş olanıdır. İzninizle çağrınızı tekrarlayayım mı? Evet, lütfen. Teşekkür ederim. Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Canan Arıtman bence bugün burada çok önemli bir şey söyledi sevgili izleyiciler. 8 Mart veya başka vesilelerle ama 8 Mart bizim için başlayalım, geç kalmayalım. Kazanımlarımızı korumada sesimizi yükselteceğimiz önemli bir gün. Türkiye'deki bütün kadın örgütlerine, hatta siyasi partilerin aynı düzlemde buluştuğu kadın kolları yöneticilerine, üyelerine ve ortak duyarlılığı taşıyan bütün kadınlarına çağrısı var. Bir arada olmak ve bu faşist iktidara karşı birlikte sesimizi yükseltip mücadele etmek. Direneceğimizi bir sürü ve bize dayatılanları kabul etmeyeceğimizi, siyasi gelişmelere, cumhuriyeti ve vatanı savunacağımızı söylemek. Medine'yi de savunmaktır bu sevgili Canan. Hani haberlere yeni düştü ve üç cümleyle geçti gitti. Medine, bir kız çocuğu annesi Medine. İkinci çocuğu da kız olduğu için o gece kocası prizin ucunu keser. Karısı uyuyunca fişi takar. Kablonun açıktaki uçlarını Medine'nin şakaklarına tutar ve onu ikinci kez kız çocuğu doğurduğu için öldürür. Medineler hak ediyor bunu aslında. Borç. Yani sadece laiklik, karma eğitim işinin baltalanması, sayabileceğimiz siyaset olarak bizi kuşatan ve karanlığa iten bütün bunlar var. Ama bir tarafta da bu iklimde kadının insandan sayılmadığı, bu iklimden beslenerek bu iklimin canavarlaştırdığı erkekler var. Onlar da ayrı bir düzen kurbanı tabii. Evet. Yani yükümüz çok ağır. Ben hiç kimsenin oraya buraya çekileme hakkının olmadığını düşünüyorum. Yani bu çağrınız bence ses getirmeli, getirecektir. Evet. Yani ben, Medine için getirecektir, evet. Medineler için. Yani ben kadınların çocuklarını, kendi ailelerini korumaya çalıştıkları gibi ülkesini ve geleceklerini korumaya çalışacaklarını ve bunun için mücadele edeceklerini, savaşacaklarına inanıyorum. Bu ülkede kadın dramları o kadar fazla çok, ki. Çok. Yani siz de ben de mecliste bu konularda çalışmış milletvekilleri olarak çok şeyi hatırladınız biliyoruz. Mı? Yani biz birlikte bir anlat bitmez Urfa programı yapmıştık. Evet, o dramlara birlikte bu aynı gözlerle tanık olmuştuk. Yani ve kız çocuklarının dramları. Yani bu ülkede nasıl unutabiliriz? Burnu kesilen, kulağı kesilen, tandırlarda yakılan kız çocuklarını ve kadınları hiçbir suçlarının, günahlarının olmadığı konularda. Valla biz zannettik ki bu işler böyle devam edecek. Biraz arka üstü 10 yılları geçirdik. Evet. Şimdi işin bittiği zamandır bu evet. zaman. Yani IŞİD gerçeği evet. şurada, yanı başımızda. IŞİD iklimini Türkiye'de koyulmasına sebep olanlar da tepemizde iktidar. Evet. Karşı duruş derken İzmirlisiniz. Renan Pekünlü ile ilgili bir olayı burada isterseniz izleyicilerimiz hep birlikte hatırlatalım. Çok 5 Şubat'ta yine eğitimi engellemek nedeniyle şu an Foça cezaevinde evet. olan Pekünlü'nün yeni bir davası var. Aynı nedenle. Evet, aynı kurguda. Aynı kurguda diyelim ona. Evet, aynı kurguda.
Ve Renan Pekinli'ye mektup kampanyası başlatılmış durumda. 5 Şubat'a kadar, duruşma öncesine kadar. Ben o kampanyayı izleyicilerimize bu vesileyle duyurayım. Ve o destek mektuplarını yazmaya başlayalım. Diyeyim. Tabii ki, tabii ki. Protestonun her türlüsünü yapmak lazım. Şimdi biliyorsunuz 5 Şubat önemli bir gün. Yani 5 Şubat laiklik ilkesinin anayasaya geldik, girdiği... Geldik dayandık yine buraya. Anayasaya girdiği gün ve işte laiklik uğruna hapsedilmiş bir bilim adamının, yani laikliğin hapsedilmesi demek, aşındırılması o, anlamında. O gün tekrar bir davası var. Aslında İzmir'de, kadın örgütleri olarak bu bağlamda. Oradayız biz. Bir kere Cumhuriyet Kadınları'nın 8 şubesi var İzmir'de ve çevre illerdeki şubelerimizde. Bütün üyelerimizle beraber 5 Şubat'ta İzmir Adliyesi'nin kapısındayız. Renan Pekünlü hocamız için. Aslında bu ülkedeki her birey için laiklik, özgürlük ve demokrasi isteyeceğiz. Batman fotoğrafını hatırlatalım mı izleyicilerimize? Evet, evet. Geçenlerde hem gazetelerde, biz onun hazırlıkları tabii ekranda yansıtamıyoruz. O gözlerinin dışında her yeri kapalı, yine onlarca kadına icazet verildi. Ve bilmiyorum, oradan yansıyan o görüntü, bu ülkenin çekilmek istediği karanlık, bu ülkenin o aydınlık yüzlü kadınlarının, güzelim kadınlarının çekildiği o derin kuyuyu yansıtması açısından çok önemliydi. Evet. Ve Şubatlar aslında bunlara cevap verdiğimiz günlerde olabilmeli. Evet. Neydi o? Ben çok ilginç. Siz ona bakarken ben de bir şey anlatayım. Çok daha yakın. Ben bitiriyorum. Alimler Medreseler Birliği Gönüllüsü Hacer Hanım, Hacer'di galiba kadının adı, diyor ki konuşurken, sevgili Canan, dağı taşı İslam kokan, özü İslam ile yoğrulmuş Kürdistan'ın şerefli halkına ancak İslam yakışır. Yani kaç boyuttan ele alsak olayı acaba? Yani. Evet, tabii bu... Korkunç bir söylem, yani kabul edilir gibi değil. Anayasa, Hacer Hanım var canım, gelenek. Yani onu alıp anlatmak lazım aslında. Onu buraya çağırıp anlatmak lazım. Senin 4 söylesen, yaşından itibaren yönlendirilen beyinler. Yani ne yazık ki kadınlarımızın bir kısmı da işte erkek egemen söylemin ve egemen güçlerin sözcüsü olma rolündeler bu dönem. Yani ben diyorum ki siyasal iktidarın kadınlar üzerine yürüttüğü bu siyasal programda kadınlar hem amaç, hedef, hem figüran, hem kurban. Ama kadınlar bunun farkında değil. Yani farkında bir kere, değil mi? İşte bu örnekte olduğu gibi bir figüran olarak kullanılıyor kadın. İslam ve coğrafyasında bu kadınların rolünü hedef biliriz. Kadın kurban edilecek. Yani onu bizim işte kadınlara anlatabilmemiz lazım. Onu anlatabildiğimizde bir ve beraber olabileceğimize ben 90 yıldır anlatamamışız. İnanıyorum. Evet, ama yani bunlar çok bilinçli politikalardı. Yani laikliğe karşı karşı devrimcilerin laikliğe karşı mücadelesi Atatürk'ün ölümüyle başlamıştır. 1950'lerden itibaren hızlanmıştır. Son 12 yılda koşar adım gitmektedir yani. Bu böyledir. Şimdi artık gereğini yaparsak bu son çıkıştayız yani. Ya başardık ya başaramadık. Son çıkış demekle herhalde şeyi kastediyorsunuz. Çok yaklaşan bir seçimin arifesindeyiz. Evet, tabii ki o seçim de Türkiye'de çok önemli, ama her şeyin de seçim olmadığını söylemek istiyorum. Bu arada sevgili Güldan, Renan Pekünlü için ben İzmir'de bulunacak tüm yurttaşlarımızın o sabah Bayraklı'daki İzmir Adliyesi'nin önünde olmalarını istiyorum. Evet, çağrımızı yeniledik. Evet, yani çok önemli. Renan Pekünlü'yü savunmak demek, bu başından beri Pekünlü davasını büyük bir özenle takip ediyor. Demektir. Önemlidir. O da çok önemli. Evet. Ben hani hep aynı yere
konuşuyorum, okuyorum, dinliyorum, öğreniyorum durmadan. Ama hep aynı yerde odaklanıyorum sevgili Canan. Biz yeni yöntemler, yeni modeller, yeni biçimler oluşturmak zorundayız. Biz bu ülkenin kadın kitlesini dinamik bir güç olarak örgütlemek durumundayız. Ben bu vesileyle bu çağrıyı da yapayım. Bütün kadın örgütlerinin yaptıkları çalışmaları, planladıkları organizasyonları ekranlardan duyurmak kilit taşının görevlerinden biridir. Kadınların tartışılmasını istedikleri, önemsedikleri konuları konuşmak da kilit taşı programının görevlerinden biridir. Dolayısıyla bu vesileyle çağrı çıkarıyorum. Önümüze gelen her tür kadın çalışmasının daha geniş kitlelere tarafından duyulması için biz burada gereken zamanı ayırırız. Sizin çalışmalarınız, diğer kadın örgütlerinin çalışmaları ve duyururuz. Hele demin heyecanlandırdınız bütün kadın derneklerinin, kuruluşlarının, tek tek konuya ilgi duyan kadınların bir arada ortak ses vereceği eylemliliklerden söz ettiniz. Onları duyurmak büyük bir keyif olur bizim için herhalde. Bekliyoruz fakslarınızı, vereceğiniz bilgileri. Evet. Şimdi biz Cumhuriyet Kadınları Derneği olarak pek çok şey yapıyoruz. Yani ülkemizin pek çok sorununa da meşgul oluyoruz. Mesela çocuklarımıza yönelik uyuşturucuyla mücadele kampanyası yürütüyoruz. Yani paneller yapıyoruz bu konuda. Emniyetle işbirliği içerisinde oluyoruz. Risk altındaki bölgelerdeki çocuklarla ilgileniyoruz. Onları spora, sanata, müziğe yönlendirme amaçlı çalışmalar yapıyoruz. Bunun ötesinde kadın eğitimleri yapıyoruz. İşte Cumhuriyet evimiz var Ankara'da. Orada kadınlara meslek beceri öğrendirmeye çalışıyoruz. Kitap üretmeye, yayın yapmaya gayret ediyoruz. Bu Ermeni soykırımı yalanıyla mücadele ediyoruz ki onu biz bakın çok farklı bir şey yaptık. O kampanyamızı biz geçen sene 23 Nisan'da başlattık. Hı hı. 23 Nisan'da. İzmir'de büyük bir yürüyüş düzenledik ve dedik ki Ermeni soykırımı yalanı bir emperyal yalandır. Türk milleti hiçbir zaman tarih boyunca soykırıma uğramıştır ama soykırım yapmamıştır. Kimse bizim çocuklarımıza gelecek nesillerimize davayı da hatırlatmış oluyoruz. Kimse bizim çocuklarımıza gelecek nesillerimize soykırımcı diyemez. Buna izin vermeyeceğiz dedik. Ve yani işte sizin sözde parlamentodayken de bu sözde çalışmalarınız olmuştu. Evet. Sözde 100. yıl soykırım 100. yılından biz bir yıl önce böyle bir kampanya başlattık. Kolay gelsin. Ve o konuda da Türkiye'nin her yerinde şey yapıyoruz. Mesela derneğimizin eğitim komisyonu da bir anı şeyi bir kitap hazırlığında çok bir komisyon güzel olarak çalışıyor. Yani biz de canlı şahitlerin anılarını, hı hı, biz de yazacağız. Bu ülkenin, bu halkın yaşadığı acıları yazacağız. Mesela bu bağlamda bir şey daha yapıyoruz. Bir kampanya yine başlattık. Daha doğrusu bir arkadaşımız Cumhuriyet Kadınları Derneği üyesi, delegesi olan bir arkadaşımızın yazdığı, hazırladım. Bu Hrant Dink'i yani aslında katledilişinden hepimizin çok büyük bir, tabii, üzüntü, kaygı, keder duyduğumuz Hrant Dink'in ölüm yıldönümünde onun ölümünü soykırım yalanıyla birleştirmek hem Hrant Dink'e yapılacak çok büyük bir haksızlıktır hem de bu ülkeye büyük bir kötülüktür. Ama orada yüzleş, Hrant'la yüzleş, soykırımla yüzleşin pankartını tutan ve o pankartın arkasında yürüyen milletvekilleri için parti genel merkezlerine bir kampanya başlattık. Bunları kesin ihraç talebiyle disipline yollayın dedik. Bunu kolay istiyoruz. Gelsin. Evet. Evet. Programımızın da sonuna geldik. Hızlı aktı. Hani o geçenlerde bir kendini bilmez
akrabamı işe almanın ayeti vardır diyen ve ardından da Cumhuriyet artıkları diye kadınlara bağıran, o kendini bilmezi hatırlayarak, evet, Cumhuriyet kadınlarının tarihlerini, köklerini geleceğe ışık tutacak biçimde görmelerini sağlayacak bir ajanda niteliğinde bu kitabı ben size armağan etmek istiyorum. Aa, Türk kadınının kısa tarihini. Cumhuriyet artıklarının kimler olduğunun evet, cevabını vermek evet, bunu böyle çok gerekiyor ediyorum diye düşünüyorum. Bu yani Türk yazın şeyinde bir kere çok büyük bir eksiği doldu. Umarım anlamlı olacaktır. Evet. Onu, ve biz kadınların Anadolu topraklarındaki ediyorum. Kadınların tarihi bu. Hem de şanlı tarihi. Yani şanlı tarihi. Bu tarihi okudukça bu topraklarda yaşayan kadınlar kendilerine daha çok güveneceklerdir. Ona inanıyorum. Ben de ona seni inanıyorum. Kutluyorum. Sana teşekkür ediyorum teşekkür böyle bir ediyorum. Kitap yazdığın için. Teşekkür tekrar ediyorum, teşekkür ediyorum. Bunu bana imzalayıp armağan ettiğin için çok özel bir yeri olacak bende. Evet. Eğer bir cümle bana izin verirsen bir şey söylemek istiyorum. O da şu, o 6 yaşında çocukla evlenilebilir diyen adama biz Cumhuriyet Kadınları Derneği olarak dava açtık. Biliyorum. Dava açtık. Evet. Yani tek tek konularda da görevimizi yapıyoruz. Çok güzel. Ve Türkiye'yi savunmak adına, Türk milletinin haklarını korumak adına ve kahramanca Türkiye'yi, Türk milletinin haklarını savunan Sayın Doğu Perinçe'yi yalnız bırakmamak adına Cumhuriyet Kadınları Salı sabahı Strasbourg'a gidiyor. Size iyi yolculuklar diliyoruz ve Kilit Taşı'nın bu haftaki süresini doldurduk. Programımızı bitiriyoruz. Sevgili izleyiciler, programımızı bitirirken dün katledilen Gaffar Okkan'ı, onunla birlikte katledilen 5 polisimizi ve Uğur Mumcu'muzu anıyoruz. Uğur Mumcu'nun şu tüm satırlarıyla size hoşça kalın diyoruz. Diyor ki Uğur Mumcu, Türkiye bir İslamcı devlet değildir. Laiktir, laik kalmalıdır ve laik kalacaktır. Amerikancı bütün etkilere karşın Türkiye kendi bağımsız siyasetini kendisi çizecek ve bu siyasetteki yeri kendisi uygulayacaktır. Hoşça kalın. Evet.